kara kitap fuarı bu sene, geçen sene oranla gayet güzel geçti. Beklentilerimizin de biraz üzerinde. Gayet güzel geçiyor. Okurların ilgisi olsun, talebi olsun. Genelde bu yönde. Umuyoruz ki pazar gününe kadar bu şekilde gidecektir. Gerçekten Ankara'da Türkiye standartlarının üzerinde bir kitap okuma, kitap okuyan bir kitle var. Çok iyi geçiyor, problem yok. Bugün tabii birazcık daha sohbet ağırlıklı geçiriyoruz kitap fuarını. Ama TESUT'tayız tabii. Türkiye Emekli Subaylar Derneği, yani ona destek amaçlı geldik. Şimdi de yanımda da Cizre Fatih Cemal Temizöz var. İyi, bence bir problem yok, gayet güzel. Dostları görüyoruz, esas bizim için bir de o önemli. Dostları görüyoruz. İşte Yeni Asya Neşriyatı'nda karşısındayız. Ondan sonra Said Nursi Bey'in karşısında kitap. Ya bir şey hissetmiyorum ya. Her şeye alıştık. Yani fikirlere saygı duyuyoruz. Yine karşı karşıya. Eleştirme hakkımız saklıdır. Herkese insan gözüyle bakarız. Ama dediğim gibi eleştiririz de. Yeter ki kimse bize kumpas kurmasın, arkamızdan bıçaklamasın. Oradaki tepkimiz daha sert olur. Bu milli mücadelenin 100. yılını unutmayanlara, anlayanlara, anlatanlara ne mutlu. Bunun bilinciyle bir daha Mehmet Akif'in dediği gibi, Allah bir daha bu millete istiklal şiiri yazdırmasın dediği gibi, benim de söyleyeceğim cümle, Allah bu millete bir daha milli mücadele savaşı vermek zorunda bırakmasın. ...13. Kitap Fuarı'na ilk olaraktan katılmaktayım. İsmim İdris Karafilik, 1969 Kırıkkale doğumluyum. Bir engellinin anılarını, hayatından geçmiş olayları, 1,5 yaşından itibaren geçirmiş olduğum çocuk felcinden sonraki ailemle ve bütün insanlarla paylaştığım anılarımı bir kitap üzerinde topladım. Burada kitabımı tanıtma fırsatı verdiği için sizlere de teşekkür ederim. Japonlar diyorlar ki, 3 gün kitap okumayanın sohbeti bayatlar. O yüzden de kitap insan hayatında her manada en besleyici öğelerden birisi. Yani insanın nasıl ki yeme içme ihtiyacı varsa kitap okumaya, düşünmeye, sorgulamaya, hatta bu vesileyle üretmeye de ihtiyacı var. Ben de Cumhuriyet kitaplarındayım. Kitap fiyatlarındaki artışlar esasında yayın sektörünü bayağı etkiledi, fakat en azından bu tür kitap fuarları vesilesiyle okuyucuya biraz daha ucuz kitap verme fırsatı buluyoruz. Onlar da bundan memnunlar, biz de memnunuz. Çok yoğun bir ilgi altında devam ediyor. O açıdan inşallah bundan sonraki yıllarda da aynı ilgiyi görerek bu fuar devam eder. Ben Yağız Aksakaloğlu, Kuleli Askeri Lisesi mezunuyum. 2006 yılında girdim, 2010 yılında asker liseden mezun oldum ve aynı yıl Kara Harp Okulu'na geçtim. Burada intibak kampında Fethullahçı zalimlerin, Fethullahçı sözde subayların işkencelerine maruz kalarak ayrılmak zorunda kaldım. Ayrıldıktan sonra Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi bölümünü kazandım. Oradan mezun olduktan sonra
Araştırma görevlisi olarak Gazi Üniversitesi'nde göreve başladım. Şu an hala Gazi Üniversitesi'ndeyim. İsmi Hacı Bayram Velioğlu. Kamu yönetimi bölümünde araştırma görevliliğimi sürdürüyorum. Doktora tez aşamasındayım. Bir kitap yazdım. 2018 Şubat ayında yayınlandı. FETÖ Kıskacında Askeri Okullar. Bu kitap aslında bir 5 yıllık bir çalışmanın ürünü. Çünkü ben ayrıldıktan sonra lisans hayatı boyunca da 2012 yılından beri bilfiil bu örgütle hem şahsi olarak mücadele ediyorum, hem mücadele eden diğer büyüklerimizi gördüğümüz zaman onlarla birlik oluyoruz, tekrardan mücadeleyi sürdürüyoruz. Böyle bir kitap yazdım. Kitap fuarından beklentim ise olabildiğince zaten bu konuyu duyurmaya çalıştığımız için olabildiğince insanlara bu konuyu duyurmak, bilinçlendirmek.